Değerli misafirler, şimdi konuşmasını da yapmak üzere Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı Sayın Seyit Ahmet Paşa Kürse'ye davet ediyorum. Arkadaşlar, ne yaptınız? Herkesin yüzü kızarmış, toplantı salonu ısınmış. Neredeyse uykumuz gelecek sabah oturma olmasına rağmen. Ben dikkatle ve özenle bekledim ki arkadaşlarım bir iki espri yaparlardı bu havayı dağıtırlar diye. Ancak o da söz konusu olmadı. Buraya çıkarım ben aşağıdan sanki kürsüde daha yüksek görünüyormuş gibi gördüm de arkadaşlar sandığımdan daha uzun boyluymuş diye düşünüyordum. Meğer buraya yerden koymuşlar ama basınca bayağı yukarıda oturuyordum aşağıda. Destek var. Sayın eski bakanım, sayın eski milletvekili, sayın eski müsteşarım ve eski kurucu gelir dairesi başkanım, bakanlığımızın değerli bürokratları, sayın TÜMO başkanım, değerli üstadlarım, değerli arkadaşlarım, en içten dileklerim ve değerli meslektaşlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yeminli mali müşavirler odaları olarak belki bugün itibariyle geleneksel demeyi içten arzu ettiğim sempozyuma katılmaktan gurur duydum, onur duydum. Yeminli mali müşavir camiası burada katılanlardan oluşmuyor şüphesiz. Daha geniş bir camia. Ancak hani sayıları belli sınırlı olmakla birlikte etkinlikleri daha geniş olan, bildiğiniz, katıldığınız, desteklediğiniz, içinden çıktığınız bir camia. Belki yine tekrar içine döneceğiniz bir camia. Bugün itibariyle biz hani kamuda bu görevi ifa ediyoruz. Ve hemen bütün arkadaşlarımız şüphesiz meslek içinden üstlenerek gelenler de var. Masanın bu tarafında bilen çoğunluğu masanın kamu tarafında bilen arkadaşlarımız ve üstadlarımız. Diğer konuşmacılar mesleğin nereden geldiğini anlattılar. Ben o kısımlarına değinmeyeceğim ancak belki bazı arkadaşlar açısından tekrar olabilecektir ama kısaca bir örnekle, bir hikayeyle bu işi anlatacağım. Bunun itibariyle gayet güzel konuşuyoruz. Tekrar olanlardan özür dilerim, ikinci baskıdır. Pi tarihinde yıllar önce Anadolu'da bir muhasebeci varmış. Bu hikaye ama çok güzel müstahlarımızla aramızda olduğu için belki o muhasebeciyi tanıyan olabilir. İsmini bilen varsa söylesin. Muhasebeci yanında 4-5 tane çırak yetiştiriyor. Yanından gelenler, geçenler ayrılıyor. Onlar da o gün itibariyle sertifika yok ama kendi ailelerse muhasebe bürolarını açıyorlar. Yanında stajyer yetiştiren bir arkadaşımız verimli birisi. Fakat büronun nizamı, intizamı hiç değişmiyor. Muhasebecinin masası bir yerde duruyor. Çıraklar etrafında diğer masalarda çalışıyorlar. Arka taraflarda tutulan defterler diziliyor. Muhasebeci her gün sabah hani monoton bir hayatı var. Geliyor, önüne simit poğaçasını neyse koyuyor, çayını kahvesini içiyor. Bismillah işe başlayacak. Sağdaki çekmeceyi çekip bir bakıyor. Tekrar çekmeceyi kapatıp ondan sonra defterleri açıyor, çalışmaya başlıyor. İstisnasız bu yıllar boyu böyle devam ediyor. Tabii çırakların sağlı saygıları sonsuz. Dolayısıyla soramıyorlar da, ya usta sizin bu çekmeceye de niye bakıyorsunuz? Niye bakıyorsunuz? Hani ne var bu çekmecede diye soramıyorlar. Mesleğin terbiyesi. Bu itibariyle bunu da görüyoruz. Yani şu kadar 3 saatlik sıkıcı bir açış konuşmalarına rağmen hani tek bir sandalyeyle ben boş görmüyorum. Baştan tebrik ve takdir ediyorum meslektaşlarım. Aynı şekilde bir meraktır gidiyor stajyerlerin, şırakların beyninde. Tabii nihayetinde gelen geçiyor, gelen geçiyor. Vakit saat geliyor, muhasebeci vefat ediyor.
O gün itibariyle şahlar da onu merak ediyorlar. Ah diyorlar, tamam artık zamanı geldi. Üç sağlığında oturduğu masayı hani derleyip toplayacağız ailesine, şahsi eşyalarını götürüp teslim edeceğiz. Bu masayı toplayalım. Aklılarda birinden geliyor, şu çekmeceye bir bakalım, bir arada çekmeceye bakalım. Çekmece çekiyorlar, bakıyorlar çekmece boş. Çekmecenin içinde bir tane not kağıdı var. Üzerinde bir yazı var. Yani hepsi merak ediyor, ne yazıyor? El yazısıyla yazılmış. Dikkat et, boş tarafı pencere tarafıdır. Dolayısıyla geri kalan hikayeyi anlatmamıza gerek yok. Bunun geldiğimiz noktayı biliyoruz. Ülkemiz dünyadan soyutlanmış bir ülke değil. Her ne kadar sınırlarımız yediyse de bir takım krizler geçirdiyse, geçiriyorsak da dünyadan soyutlanmış değiliz. Ancak bugün itibariyle geri dönüp baktığımızda 3468 sayılı kanun hem muhasebeci mali müşavirlik mesleğinin hem de o gün itibariyle yeni inşa edilmekte olan yeni mali müşavirlik mesleğinin oluşmasında, şekillenmesinde çok önemli bir adım. Bunu bugün itibariyle baktığımızda daha iyi görüyoruz. Daha sonra ortaya çıkan gelişmeleri de dikkate aldığımızda bugün kamu gözetiminin nereden geldiği sorusunun cevabı bellidir. Yani 2001 yılında, 2002 yılında Enron vakası olmuştu. Büyük büyük devasa şirketler dediğimiz Arthur Anderson'lar batmıştı, bu krizin altına kalmıştı. Bugün itibariyle yoktu. Arthur Anderson'ın adı yoktu. Ancak kamu gözetimi olgusu, kamunun vesayeti olgusu ilk defa 3568 sayılı kanunla Türkiye'de mesleği kuruluşunda gelmişti. Kamu bu mesleğe vesayet etmiştir, etmektedir. Ha, bu vesayet sanıyorum artarak devam edecektir. Zira gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde, gerekse Avrupa'da şimdiden yani kokusunu aldığımız bazı düzenlemeler bu vesayetin daha da artarak devam edeceğini gösteriyor. Yani neden artarak devam edecek? Bunun, bu sorunun cevabı aslında 2001'de var, 2002'de var. Zira bu gün itibariyle nispeten daha başıboş olan Amerikan denetim piyasasının vesayet altına alınması öngörülmüş. Nihayet hepimizin bildiği bu sorumluluk yasaları, halkın bildiği direktifleri. Bunlarla birlikte denetimin üzerinde bir kamu gözetiminin oluşturulması gereği hissedilmiş, yapılmış ve bu sıklaştığı olarak da devam ediyor. Avrupa Birliği'nin yeni çalışmaları bu konuda var. Bu konuda yönetmelik ve direktif düzenlenmişken yeni dönemde bu konu kamu gözetimi, yetkilendirme ve yaptırımlar konuları artık Avrupa Birliği komisyonunun yönetmeliğiyle düzenlenecek. Öyle görünüyor ki bu yönetmelik önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Avrupa Birliği yönetmeliğini çıkacak. Ha, şüphesiz biz orada olan düzenlemeleri ayakla göreceğiz. Önümüzdeki hani yol haritası belli. Hani neden bu kadar üzerinde bulunmaktadır denetimimiz? Hani mesleğimiz sürekli olarak biz sürümlemede mi kalacağız diye ifade etti arkadaşlardan birisi. Hayır, sürekli olarak sürümlemede kalmayacak. Ancak denetim mesleği muhasebecilikten de farklı olduğu gibi normal diğer işlerden daha da farklı. Ticaretten, alım satımdan, normal bir hizmetten daha da farklı. Diğerlerinde iki taraf söz konusu. Alan vardır, satan vardır. Alan ve satan memnunsa zaten sorun yoktur. Aralarında sorun varsa, bir kar, bir zarar, başlığı zarar etmişse bu iş mahkemeye taşınır, olmuş üzerinde. Ancak denetim mesleğinde üç taraf var. Denetleyen, denetlenen ve bu bilgiden istifade eden, denetim isteyen taraf. Dolayısıyla denetçi başkasının hakkında bir şey söylemekte, onun sözüne de diğer birisi güvenmektedir. Bu bakımdan kamu burada gözetçi olarak bir rol üstlenmektedir. Gözetimin sıkılaşması, artarak sıkılığının devam etmesinin temel nedeni budur. Kamu gözetimi kanun tasarısıyla birlikte 660 sayılı
başarılı tahmin ve kararlarla ile birlikte yeni yapılanmayı kurmakla bizler de yönlendiriyoruz. Bu değişimi, dönüşümü sağlayacağız. Bunu hep birlikte sağlayacağız. Biz kamu gözetimi kurumunu Sayın Kurum Başkanı yerine oturunca dedi ki bütün konuşmacılar böyle dikkat ettim. Kamu gözetimi kurumunun ismini doğru telaffuz eden biri ama. Dedim Sayın Başkan teşekkür ederim ama bizim kurumumuzun adı biraz uzun olduğu için biz de sadece kamu gözetimi kurumu diye kullanıyoruz. Kurumumuzun hani adı uzun, bütün görevleri ifadeye çekiliyor, tamamen kararlarla ifade edilmiş. Doğal olarak çoğu kamu gözetimde standartlar dairesi başkanlığı gibi bir şey diyor. Öyle değil ama kamu gözetimi kurumu deyince bu yeterli oluyor. Kurumu biz yapılandırıyoruz. Kurumun düzenlemelerinde şüphesiz çalışıyoruz. Sizlerden destek alıyoruz. Bunlar zaman içerisinde yapılacak. İşin diğer boyutu, diğer tarafı meslek mensupları. Meslek mensuplarının yeni düzenine göre kendilerine bir şekilde verecekler. Ben ümit ediyorum ki meslek mensuplarının yeni düzenine, yeni sisteme uymalarında çok fazla sıkıntı çekmeyecekler. Çünkü bu birikim bizde var. Yaklaşık 21 yıl, 1989 yılından bir yana esaslı bir birikim olmuştu. Mesleğin geçmişi ise bu bahsettiğimiz alın memnunluğu muhasebeciye kadar dayanıyor. Dolayısıyla ülkemizde bu birikim var. Diğer ülkelerde olmadığı kadar var. Ancak geçiş sürecinde esas imkan tanınması gereken husus, dikkat alınması gereken husus denetlemeyi öğrenmek kadar denetlenmeyi öğrenecekleri de dikkat almak lazım. Şimdi diğer boyutu şimdiye kadar denetim olgusundan bir haber olanlara denetlenmeyi öğretmek. Nasıl denetlenilir tabiri caizse bu sorunun cevabını onların da bir şekilde verebiliyor olmaları lazım. Şüphesiz meslek mensupları, denetçiler, yeni vali müşavir arkadaşlarımız gittikleri, çalıştıkları firmalarda bunu öğretmeye çalışıyorlar. Öyle sanıyorum ki denetimin ilk yılları yeni vali müşavirlikte de böyle. Denetimin birinci yılı, ikinci yılı daha önce herhangi bir denetim geçirmemişse ülkede ona denetim sırasında neler lazım olacak, hangi tüm raporlamalar denetçinin işini kolaylaştıracak, bunlar öğretiliyor. Bu bakımdan bu hususlarda dikkat aldığında denetim açısından, denetimin kapsamının genişletilmesi açısından bir geçiş sürecine ihtiyacımız var. Şüphesiz şirket sayıları bunlar hani, telaffuz ediliyor. Çok farklı rakamlar veriliyor ama esas olan denetimin muhatabı kimdir sorusunun cevabını biz dünya uygulamaları dışında bulmaya çalışıyoruz. Denetimin muhatabı kim olacak? Hani kapı önündeki, sokaktaki bakkal, kazara ünite şirket, hayat standartı boyasıyla ünite şirketi dönüşmüş öyle devam ediyor. Bunun denetiminden elde edilecek kamu yararı nedir sorusunun cevabını net bir şekilde biz göremiyoruz. Bu bakımdan ticaret kanununda yapılan değişikliklerle de bakanlar kurulu süreci yönetmeye karar verdi. Bu geçişi kimler denetime tabi olacak, bağımsız denetim olgusunu nasıl yerleştireceğiz, bunu kademelendirerek götürmeye karar verdi. Benim bir süreç gerekecektir. 3 yıl, 5 yıl bu eski itibariyle siyasi iradeye vereceği bir karar. Ancak şüphesiz taslak olarak yansımış olan bakanlar kurulu kararı internet sitelerinde bir şey söylüyor. Şu kadar atış büyüklüğü, şu kadar hasıl almak üzere, şu kadar çalışan sayısı diye. Bunlar farklı alanlar itibariyle yarısı, üçte biri, dörtte biri alınır şeklinde düzenlemeler var. Ortalama 2500 civarında işletmenin bu kapsama gireceğini tahmin ediyoruz.